Merhaba arkadaşlar. Denizli, Bekirli ilçesinde aşı yapmaya devam ediyoruz. Büyük bir bahçedeyiz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi yaptığımız çalışmalardan görüntüler. Büyük bir bahçedeyiz arkadaşlar. Burada çok ağaç var aşılanacak. Şu an aşı yapmaya devam ediyoruz. Çeşit değiştirme aşısı yapıyoruz arkadaşlar. Bu bahçe yerli çeşitlerden kuruluymuş. Şimdi burada dönüştürme yapıyoruz. Hepsi de çentra dönüyorlar arkadaşlar. Şimdi bir çeşit değiştirme aşısında size tekrar göstermek istiyorum. Merhaba arkadaşlar. Denizli Bekirli ilçesinden herkese merhaba. Şimdi bir çeşit değiştirme aşısında gösteriyor sizlere. Kalemlerimizi şu şekilde açıyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Şöyle en azından 7-8 santimlik çap şeysinde boyunda olacak. Pişkin olacak. En az iki gözlü olacak. Şöyle şimdi kenarları alıyoruz. Buradaki ördü okuyu alıyoruz. Ağaçlarımızı bu tarafa geç. Ağaçlar bir hafta öncesinde kesildi. Şimdi şöyle çizik atıyoruz. Kalemimize ölçü alıyoruz. Milimetrik ölçü alıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Daha sonra ıskarap elimizle işlem yapıyoruz. Kalemimiz oturdu. Sökülmez bu. Çivi çakmaya gerek yok arkadaşlar. Şöyle sıfır bakın. Bakın sallıyorum bak. Çıkmaz buradan bu. Şimdi bir kalem daha çekiyoruz. Taş taş. Şimdi aşı mantımızı saracağız. Aşı mantımız kalitedir. Esnektir, uzar.
esnek ipimiz de var. İp esnek olacak arkadaşlar. Şöyle bu şekilde. Esnek ipimizle bağladık. Şimdi buraya toprak dolduruyoruz. Şu iki göz açıkta kalacak şekilde buraya kadar toprak dolduruyoruz. Buralara su tut veya aşım ağacını suyuyoruz. Aşımız tamamdır. Buradan gelen sürgünleri kesinlikle dokunmuyoruz. Buradan yarın öbür gün sürgünler gelecek. Bunları almıyoruz arkadaşlar. Benim prensiplerim böyledir. Buradaki sürgünler 7. ayın sonu gelmedikten sonra alınmayacak. Ağacımız, yani ağacımızın nefes almasını sağlayacak olan oradan gelen sürgünlerdir. Bu aşılar 1 metre civarına olduğu zaman bu sürgünler kesilecek buralardan. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde yaparsanız aşılarınız fire vermez. Denizden herkese selamlar, saygılar.